Nasıl yorumlamalıyız bu davayı? Bize anlatır mısın? Ya aslında şöyle yorumlayabiliriz. Yoruma ya da tereddüte yer bırakmayacak netlikte olmakta olanlar ve olacaklar hakkında kamuoyuna, başka tür yorum ve değerlendirme yapanlara, muhalefet aktörlerine gayet net bir resim gösterilmiş oldu. Aslında en önemli yorum, yoruma yer bırakmayacak netlikte, tabir yerinde ise kabalıkta ve sertlikte bir durum oluştu. Çünkü yakın bir zamana kadar bu 31 Mart seçimi sonrasında ama özellikle son bir ay içerisinde zaman zaman başka vesilelerle de gündeme gelen işte yumuşama, normalleşme, hatta çok spesifik hadiselerle ilgili bir takım kulis haberleriyle birlikte bir beklenti oluşturulmuştu. Bu beklenti elbette sadece manipülasyonla ilgili değildi. Pek çok insanın aslında keşke diyeceği birçok unsuru içerdiği için kimse ya bu olmaz aslında demeyi çok yüksek sesle dillendirmeyi istemiyordu. Çünkü hani bir sürü alanda özellikle ağır mağduriyetler yaşanan yargı alanında bazı iyileştirmelerin olması, birilerinin özgür kalması çok beklenen, çok istenen bir şeydi. İktidar da bunu açıkçası seçim travmasını birazcık kendisi açısından yumuşatmak, gündemi biraz daha ele almak, hatta mümkünse kendisine yönelecek muhalefet baskısını hafifletmek için bunu kullandı. İkinci el temsilcileri vasıtasıyla kullandı. İşte haberler çıktı. Bir takım çevreler değerlendirmeler yaptı. Spesifik olarak bazı davalarda çok somut ilerlemeler kaydedileceğini, pozitif anlamda ilerlemeler kaydedileceğini, bunun hazırlıklarının yapıldığını filan söylediler. Ama son bir haftada önce Osman Kavala davasında yeniden yargılamanın reddiyle çok net biçimde gördük. Şimdi de Kobani davasıyla yine söylediğim gibi son derece net bir karşılık gördük. Benim burada özellikle altını çizmek istediğim bir nokta var. O da bu AKP'nin ve Erdoğan'ın kendi de dilendirdiği normalleşme, siyasette yumuşama iddialarının bir tavır ya da rota değişikliği olmadığı, bunun bir irade olarak kendisinde belirmediği çok açık benim açımdan. Ama şöyle bir tablo oluştu. Bu bir ay aslında şöyle bir şeye yaradı. Şimdi de yapılan değerlendirmelerde de benzer şeyleri görüyorum. Daha önce yaşanan pek çok olayda da gördüğümüz gibi aslında Erdoğan yapacaktı. İşte Devlet Bahçeli ya da başka bir takım unsurlar bastırdılar, direndiler. Dolayısıyla Erdoğan yapamadı. Şimdi bunun bir doğruluk payı var. Evet, bu konuda MHP ve iktidarın bazı kanatlarının, bu sadece MHP ile sınırlı değil, AKP içindeki daha şahin kanadın, devlet içerisindeki bazı unsurların da dahil olduğu bir kanat, bu konularda çok sert bir şey, direnç gösterilmesi konusunda yüksek uyarılar yaptılar. Bu doğru. Ama sonucun Erdoğan'ın isteği aleyhine geliştiği ve Erdoğan'ın yapmak istediğini yapamayıp buna mecbur kaldığını
iddia etmek yine her zaman olduğu gibi, yani bu son 10 yılda defalarca önümüze getirildiği gibi, Erdoğan aslında başka bir şey yapmak istiyor ama çevresinde onu engelleyen unsurlar var değerlendirmelerine kapı açıyor. Açıkçası ben bu netlikteki kararın artık bu tür yorumlamaları biraz zayıflatacağını düşünüyorum. Ama daha önceki örneklerden de biliyoruz ki ne yazık ki bu şey yaklaşım değişmiyor. Yine pek çok yorumda son haftalarda işte MHP kanadından gelen direncin bu sonucu ürettiği tek açıklama argümanına dönüşüyor. Bu faktörlerden biri olabilir elbette. Ama Erdoğan'ın bunun tam zıttı bir niyet, tutum içinde olduğunu gösteren bize herhangi bir şey yok. O kendi söylediği yumuşama ve normalleşme iddiaları da kendisini özne olarak ortaya koyan ben yumuşayacağım ya da ben normalleşeceğim vaadini içeren bir içerikten ziyade başkalarına görev çıkartan normalleşin, üstüme fazla gelmeyin, sert muhalefet yapmayın tavrını daha çok düşündürüyordu açıkçası. Göksel Göksu'yla devam edeceğiz. Sana sorusu var. Şöyle Kemal, sormak istediğim şu. Bugünkü dava, Kobani davasında çıkan kararlar bir yandan okunmaya devam ediyor ama Selahattin Demirtaş'la ilgili verilen 47 suçtan 42 yıllık hapis cezası üzerinden de bakabiliriz. Şimdiye kadar 30 kişi falan okundu. Gerek siyasetteki yumuşama söyleminin ardından, gerekse alınan kararlar açısından bir milat olarak görülebilir mi siyaseten? Ya aslında Kobani davasının açılması bir milattı. Yani 2014'te yaşanmış bir hadisenin 7 yıl sonra bir iddianameye dönüştürülerek çok açık bir siyasi hedefe dönük olarak ve bazı aktörleri devreden çıkartmaya ve büyük bir tabir yerindeyse iktidar açısından siyasi intikam davasına dönüşen bir milattı. Kobani davasının açılması aslında siyasete yargı eliyle müdahaleler açısından birkaç başka sembol, Gezi davası gibi birkaç sembol davayla birlikte zaten bir milattı. Bugün bir milattan değil, bu başlatılan miladın niyet, hedef açısından dozunu arttırarak, yıkıcılığını büyüterek, tahribatını arttırarak devam ettiğini gösteriyor bize. Dolayısıyla o miladın devam kritik dönemeçlerinden biri olarak işaret edilebilir elbette. Hatta bir Leyla Zan'a çıkışı oldu. Az önce de konuşmaya çalıştık bunları. İnzivadan çıkan bir Leyla Zan'a çözüm sürecinin yeniden ısıtılması üzerinden bir söylem geliştirdi ve aktif olarak da sahalara çıktı. Benzer söylemler Ahmet Türk'ten de yükselmişti ki bugün 10 yıl ceza aldı Ahmet Türk'te. Şimdi çözüm sürecini yeniden konuşmak mümkün olur mu bu koşullarda önümüzdeki süreçte? Sen de gerçi az önce dikkat çektin. Yani Devlet Bahçeli üzerinden şekilleniyormuş gibi görünen ama bir yandan da bizzat iktidarın siyaseten altına imza attığı bir sürecin içindeyiz. Fakat aynı iktidar ki sen dedin hani sanki Cumhurbaşkanı Erdoğan tek başına kalsa bu kararlar alacakmış gibi bir tablo çizilmeye çalışılıyor ama onun ağzından çıkmış olan da siyasette yumuşama dönemine girilmesi yönündeki bir söylem vardı. Şimdi siyasette yumuşamadan ne anlamalıyız? Geldiğimiz noktada çözüm sürecine hangi koşullarda dönülür, dönülebilirse ya da dönülebilir mi? Ya şimdi yani tersinden başlayayım son söylediğinden, yani çözüm süreci meselesine.
çözüm sürecinin birinci aşamasında da, yani çözüm sürecinin yürürlük olduğu dönemde de, çözüm süreciyle ilgili en önemli eleştirilerden biri sürecin toplumdan kaçırılan bir süreç olarak ve meclisi, diğer toplumsal dinamikleri, muhalefetin diğer aktörlerini dahil eden bir süreç değil de doğrudan iktidarla Türk siyasi hareketi açısından bir müzakere süreci gibi kurgulanması zaten en önemli zaaflarından biriydi. Bu tür kapalı müzakere çerçevelerinin hepsinde tırnak içinde güçlü olan taraf büyük avantajlara sahip oluyor ve süreci istediği noktada bozabiliyor. Nitekim işte birkaç ay içerisinde önce masayı toplayan, mutabakatı imzalatan, sonra da müzakere masasını tekmeleyerek deviren Erdoğan'ın ne kadar hızlı bir 2015 sürecinde değişim gösterdiğini görmüştük. Dolayısıyla yeniden sahici, yani Kürt meselesinin Türkiye açısından bir Türkiye meselesi olarak, bir Kürt meselesi olarak değil, Türkiye'nin halletmesi gereken toplumsal siyasal bir mesele olarak ele alınıp çözülebilmesinin ve bu anlamda yeniden bir çözüm sürecinin, sahici bir çözüm sürecinin başlamasının yolu, bütün diğer aktörlerin ve artık daha belirleyici bir aktör haline gelmiş olan CHP'yi de içine katarak bütün muhalefet aktörlerinin, bütün toplumsal dinamiklerin açık biçimde katıldığı ve kendi meselesini konuşabilen bir zeminde ancak yeniden mümkün olabileceğini, yoksa kapalı pazarlık ve kapalı müzakere sistemiyle işletilecek bir çözüm sürecinin neticesizliği bir yana, böyle vaatlerin işte şekilde görüldüğü gibi aslında çok kısa ömürlü, çok kısa erimli, hatta yarattığı beklentinin zıttına yıkıcı sonuçlar doğurması, yani yıkıcılıktan kastettiğim bu konudaki pozitif beklentileri bozmak ve demoralize etmek açısından söylüyorum. Böyle bir sonucu var. Dolayısıyla yeniden bir çözüm sürecinin başlaması tamamen bu sürecin öznesi aktörlerin başka türlü çözüm zeminini başka bir alanda, daha geniş bir alanda, yani siyasetin derinleştirildiği, siyasi alanın genişletildiği bir zeminde konuşmaya başlamalarıyla ancak çözebiliriz. Diğer taraftan şeye bakarsak, hani bu Erdoğan'ın yumuşama laflarını, normalleşme laflarını bütün bu sürecin neresine koyacağız? Tam da buraya koyacağız işte. Erdoğan her zaman olduğu gibi vazgeçmek, geri çekilmek, sessiz kalmak, hatasını kabul etmek gibi son derece doğal toplumsal ve siyasal refleksleri daima başkaları için tarif ediyor. Yani normalleşme diye bir şeyden bahsediyorsa kendisinin sınırlarını çizdiği ve kendisi için konfor ve güvenlik oluşturan bir normalleşmeden söz ediyordur. Dolayısıyla burada da gördüğümüz gibi aslında Erdoğan zaten böyle kurmadı cümlesini. Biz artık başka bir hatta giriyoruz. Biz siyaseti normalleştireceğiz değil. Siyaset diye bir özne tarif edip, o da aslında ötekiler yine. O işte kimi zaman kadın eylemlerinde yakışıksız sıfatlarla tarif edilen ya da miting alanlarında, billboardlarda, video wall'larda, montaj kasetlerle düşmanlaştırılan ötekilerin
kendisine ilişkin bir normalleşme içinde olmasını, bir yumuşama içinde olmasını, bir anlamda kendisinin makul aktör statüsünün yeniden ona teslim etmelerini istiyordu. Bunun yolu da senelerdir baskıyla yaptığı siyasetsizleştirmeyi bu sefer yumuşama söylemiyle yapmaktı. Ama koşullar bunu çok uzun süre devam ettirmeye uygun değildi. İşte şekilde görüldüğü gibi çok kritik gösterge noktalar vardı ve bu gösterge noktalarda ne yapılacağına bağlı olarak bu laflar, bu sözler içerik kazanacaktı. Şimdi işte bu dönemeçlerde alınan tutum bize içeriğin, yani Erdoğan'ın yumuşamadan ne anladığının gayet net bir resmini çizmiş oldu.